Bölüm 8. İsa bir cüzzamlı iyileştiriyor. İsa dağdan inince büyük bir kalabalık onun ardından gitti. Bu sırada cüzzamlı bir adam yaklaşıp onun önünde yere kapanarak "Rab," dedi. "Eğer istersen beni temiz kılabilirsin." İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim temiz ol," dedi. Adam hemen o anda cüzzamdan temizlendi. Sonra İsa adama "Sakın kimseye bir şey söyleme," dedi. "Git, kahine görün ve cüzzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu adağı sun." Yüzbaşının imanı. İsa, Kefernahum'a varınca bir yüzbaşı ona gelip "Ya Rab," diye yalvardı. "Felçli uşağım korkunç acılar içinde evde yatıyor." İsa, "Gelip onu iyileştireceğim," dedi. Ama yüzbaşı, "Rab, ben layık değilim ki damımın altına giresin," karşılığını verdi. "Sen yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim, gider. Bir diğerine gel derim, gelir. Köleme şunu yap derim, yapar." İsa duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Ben İsrail'de böyle imanı kimsede görmedim. Size şunu söyleyeyim. Doğudan ve batıdan birçok insan gelecek. Göklerin egemenliğinde İbrahim, İshak ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıya, karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır." Sonra İsa yüzbaşıya, "Git, inandığım gibi olsun," dedi ve uşak o anda iyileşti. İsa birçoklarını iyileştiriyor. İsa Petrus'un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. İsa kadının eline dokununca ateşi düşüverdi. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca cine tutsak birçok kişiyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları bir sözle kovdu. Hastaların hepsini iyileştirdi. Bu, Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zayıflıklarımızı o kaldırdı. Hastalıklarımızı o yüklendi. İsa'yı izlemenin bedeli. İsa çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçirmesini buyurdu. O sırada din bilginlerinden biri gelip ona şöyle dedi. "Öğretmenim, nereye gidersen ben senin ardından geleceğim." İsa ona, "Tilkilerin ini, gökte uçan kuşların yuvası var. Ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok," dedi. Bir diğer öğrencisi İsa'ya, "Rab, izin ver de önce gidip babamı gömeyim," dedi. İsa ona, "Sen ardımdan gel," dedi. "Ölüleri bırak. Kendi ölülerini kendileri gömsünler." İsa fırtınayı dindiriyor. İsa kayığa binince ardından öğrencileri de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar kayığın üzerinden aşıyordu. İsa ise uykuya dalmıştı. Öğrenciler gidip onu uyandırarak, "Rab, kurtar bizi, batıyoruz," dediler. İsa, "Ey imanı kıt olanlar, neden korkuyorsunuz?" dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık süt liman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. "Bu nasıl bir adam ki rüzgar da göl de onun sözünü dinliyor?" dediler. Cinli iki adamın iyileştirilmesi.
İsa gölün karşı yakasında Gadaralıların memleketine vardığında cine tutsak iki kişi mezarlık mağaralardan çıkıp onu karşıladı. Bunlar öyle tehlikeliydi ki o yoldan kimse geçemiyordu. İsa'ya, "Ey Tanrı'nın oğlu, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdılar. "Buraya zaman doğmadan bize işkence etmeye mi geldin?" Onlardan uzakta otlamakta olan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler İsa'ya, "Bizi kovacaksan şu domuz sürüsüne gönder." diye yalvardılar. İsa onlara, "Gidin." dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenlerse kaçıp kente gittiler. Cinli adamlarla ilgili haberleri dahil olup bitenlerin hepsini anlattılar. Bunun üzerine bütün kent halkı İsa'yı karşılamaya çıktı. Onu görünce bölgelerinden ayrılması için yalvardılar.